Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Yamuk'un 5. köşe taşıyla devam edeceğim arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Şöyle bir odaklanmasını bir başlatalım. Evet, vira bismillah deyip başlıyorum. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Yamuk'un alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi Yamuk'un alan formülü şu. Alt tabanla üst tabanı topluyorsunuz. Bu taban dediklerin paralel olan doğrulara taban diyoruz biz. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. 12 ile 3'ü topladım. 15. 2'ye bölüyorsunuz. Bir de bunu yükseklikle çarptığınızda işte alanı bulmuş oluyorsunuz dostlarım. O halde bizim ihtiyacımız olan şey şu anda yükseklik. Peki yamuğun yüksekliği dediğimiz üst tabanla alt taban arasından çizilen şu dikliğe yükseklik diyorum ben. Tabii bu dikliği buradan değil de şöyle çizeceğim arkadaşlarım. Hatta dışarıdan çizeyim şöyle. Şöyle yaparsam bakın şurası 45 derecedir. 90 derecemiz var. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 ve 6 olacak. İşte yüksekliğimizi de 6 bulduk. Hemen o zaman h yerine 6 yazalım. 2'ye böl 2'ye böl 3. 3 ile de 15'in çarpımı Bursa'dır. Sorumuzun cevabı dedik. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. Yine bir yamuk ve yine alanını soruyor bize yamuğun. Paralellik var, 3 var, 11 var. Her şey yolunda tamamdır. Şimdi ne yapıyorum yine dostlarım? Şöyle bir şey yapalım. Şuradaki Z harfini görelim ilk önce. Şuraya da bir alfa yazalım arkadaşlarım. Burası da alfa olsun. Sonra şuradan bir paralel doğru çizsem şu yan tarafa bir işe yarar mı diye düşünüyorum. Şöyle bir paralel çizelim. Burası 3 ise burası da 3 olsun. Şuraya K dersek burası da K olacak diyelim. Bu böyle buradan çok bir işe yaramadı. Burası bir paralel kenar çıktı. Şurası 11 ise şuraya 8 kaldı diyelim. Evet 5 ile 8 çıktı. Çok böyle aman aman güzel bir şey gelmedi buradan. Peki başka bir şey düşünelim dostlarım. Diğer taraftan mı çizseydim diye düşünüyorum şimdi paraleli. Ama sanırım oradan da çok fazla bir şey yemeyecek. Şöyle yapalım peki. Şimdi bu alfaya 2 alfa muhabbetini gördüğümüz zaman genelde şunu yapıyoruz dostlarım. Şuradan bir şöyle bir doğru çizdim. Yalnız bu doğru paralel değil. Yani şu k'lar yok artık. Bu doğrunun özelliği şu. Şurası alfa ise şurası da alfa olacak şekilde bölen bir doğru dostlarım. Şöyle bir şekilde böldüm ben bunu. Tabii bu durumda burası da 3 değil tabii ki. Burası da 8 değil. Alfa ile alfanın toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten buraya 2 alfamı yapıştırdım. Ve bakın şu amacım zaten bu alfa yapmamındaki amaç buraya 2 alfa yazabilmekti. Yani şurayı ikizkenar bulabilmekti. O halde burası 5. Şimdi 5 ise şu alfa alfadan dolayı burası da 5. O halde 11'di buraya da 6 kaldı diyebilirim. Ve bakın şu ikizkenardan aşağıya doğru bir diklik indirdiğimde tabanı 2'ye bölecek 3, 3. Ve 3, 4, 5'ten yüksekliğimi 4 buldum. Şimdi alt taban 11'di. Üst taban 3 bölü 2 çarpı yüksekliği de 4 buldum dostlarım. Buradan 11, 3 daha 14. 2'ye böldüm. 7 geldi burası. 7 ile de 4'ün çarpımı Ceyhan'dan çıktı. Evet şuna bakalım şimdi. 3 numaralı sorumuz. Alan AFED, BFEC'ye eşit. Evet iki tane yamuk var yan yana. Bunların alanları eşitmiş dostlarım. Buna göre x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bu yamuğun yüksekliğini h diyelim. Şimdi bu paralel çizgi olduğu için buradan indirdiğim yükseklik de kesinlikle h olacak. İki tane paralel doğrunun arasında ne kadar diklik indirirseniz indirin hepsi birbirine eşit uzunluktadır. Şimdi soldaki yamuğun alanını yazalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz değil mi? Şimdi alt tabanımız 8, üst tabanımız 3. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik eşitmiş. Sağdaki yamuğun alanına o da alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bir kere şu haşlar gitsin. Bölü 2'ler gitsin. 8, 3 daha 11 eşittir. X artı 2 kaldı. 2'yi de bu tarafa attım. 9 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. 4 numaralı sorumuza bakıyoruz. Bir alan sorusu yine yamuk vermiş. Şurada yine bir oran var. ADC. ADC. Şuranın tamamı ABC'nin iki katıymış arkadaşlarım. ABC'nin yani şuradaki açıya biz A açısı dersek
Burası kesinlikle 2A açısı olacakmış. Hatta dostum şurası 2A ise şu açımız, hani şunlar birbirine eşit açılar ikizkenar üçgenden dolayı. 2A ise şu açı 180 eksi 2A'dır. Neden öğretmenim? Çünkü bununla bunun toplamı U kuralından 180'e eşitti. Burası 180 eksi 2A ise burası da 180 eksi 2A'dır. Bunu da yazalım. Bakın burada A var, 90 var. O halde şurası 90 eksi A'dır. Bunu da görmüş olalım. Şurayı topladım. 270 eksi 3A var. O zaman şu ortaya 270 eksi 3A varsa 180 olması için 3A eksi 90 kalacak şuraya da. 3A eksi 90. Bunları niye yazdım ben de bilmiyorum. Bakalım. 10 var, 13 var. Tüm yamuğun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Ben bu açılardan güzel bir şey çıkacak diye düşünmüştüm ama çok da güzel bir şey gelmedi arkadaşlarım buralardan. Şuradaki yükseklik kenar ortay olmuş. Bunu bir değerlendirmeye çalışalım. Şuradan bir paralel doğru çizelim hemen. Şöyle. Daha doğrusu burayı birleştirelim. Bakın burası da kesin ikizkenar olacak. Çünkü kayı kuralını sağlamış. Bu adam kesin açıortay olacak. Burası da 90 eksi A diyelim hatta buraya. Şurası da 13 olacak diyelim. Şunu fark ettim arkadaşlarım. Bakın şimdi şurası 90 eksi A, 90 eksi A oldu ya kardeşlerim. Yani 180 eksi 2 A oldu. Şu kırmızıyı alayım ben. Şurası kesinlikle ama kesinlikle 2 A geldi. Yani burada gördüğüm sonuç şu karşılıklı açıların eşit olması arkadaşlar ki bu sebepten dolayı ben buna paralel kenar diyebilirim. Paralel kenarsa burası 13 olduğu için burası da 13, burası 10 olduğu için burası da 10 ve şu da 13 geldi. Bakın buradan da bir diklik indirelim. Bu diklik burayı 5, 5 diye bölecek. 5, 12, 13 üçgeninden yüksekliğimi de 12 buldum arkadaşlar. Artık yamuğun alt tabanını 23, üst tabanını 10 diye biliyorum. Şimdi tabanlar toplamı 23 ile 10'un toplamı 33 çarpı yükseklik 12 bölü 2 idi alanımız. Bunu da 6 diyelim. 6 çarpı 33 o da ne yaptı? 198 yapıyormuş. Cevap Edirne'den geliyormuş dostlarım. Evet 5 numarayı gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 6 numaralı köşe taşımızın birinci sorusundayız dostlarım. İkizkenar yamukla muhatap olacakmışız. Verilenleri gördüm. Buna göre x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi ikizkenar yamuk. Bir kere şuraya 90'ımızı yazalım şu z harfinden dolayı. Sonra 1 var, 5 kök 2 var. Burayı bir toparlayalım. 5 kök 2'nin karesi 50 yapar. 1'in karesi 1 yapar. 50'den 1 çıktı 49. Şu yüksekliğimiz 7 geldi arkadaşlarım. Tamamı 7. Yükseklik 7. O halde şurası 7 eksi x olacak diyebiliriz hemen. Sonra şu açıya a diyelim. 90 var. Buraya b yazalım. Bakalım başka bir şey görebilecek miyiz diye düşünelim şöyle bir. Sonra ikizkenar yamukta şuradan indirdiğim yükseklikle buradan indirdiğim yükseklik zaten yamukta eşit. Bir de şuradaki parçalar. Burası 1 ise buranın da 1 olacağını bilelim dostlarım. Şu 9'du. Dolayısıyla buraya 8 kaldı. 8 ise tam bu karşısı da 8 olacak. Ve bakın buradaki dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgenidir. Yani 7 eksi x eşittir 6 olmalı. Dolayısıyla x'im de 1 geldi diyebilirim dostum. Cevap Adana'dan çıktı. Geldik 2 numaraya. Yine ikizkenar yamuk 13, 13'ü görüyoruz. 9'u görüyoruz. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi hemen yine şuradan aşağıya bir diklik indireyim. Şimdi şuradan da bir diklik indireceğim ama bunu sırf şunun için indiriyorum. Şurası 9'sa buraya da 9 diyebilmek için ve şunlara toplam 10 kalıyor. 5, 5 diyebilmek için yaptım arkadaşım bunu. Ve burada da bakın 5, 12, 13 üçgenimiz çıktı. Şimdi şurası da bir diğer dik üçgenimiz. Bu dik üçgenden de bir soruyu çözeceğiz. Bakın şurası 5'ti. Şuraya 14 kaldı. 14. Şurası 12. Bir de x'imiz var. Hemen Pisagor'umuzu çakalım. X kare eşittir. Bir 12'nin karesi. Bir de 14'ün karesini alalım. X kare eşittir. 144. Bir de 196 gelsin. Buradan da x kare eşittir. 200, 340 olur. 340.
340 dışarıya nasıl çıkar diye düşünelim. Hiç uzatmayayım ben. Edirne şıkkıymış. Kök dışına çıkartmayı da size bırakmış olayım. Evet Kobeller, devam edelim 3 numaralı sorumuzda. İkizkenar yamuk yine arkadaşlarım. Hemen yine isterseniz şuradan bir diklik indirelim. İkizkenar yamuğun klasik hamlesidir bu arkadaşlarım. Şimdi şuradan da diklik indiriyorum ama şöyle kesik kesik çizgilerle indiriyorum bu ikinci dikliği. Şimdi şuraya 5 yazıyorum. 13'tü, 8 kaldı şu ikisine. 4 buraya, 4 de buraya yazabilirim diyorum. Şuraya da 4'ümüzü yazalım. Şimdi diklikten diklik indiği için bir de Öklit patlatalım. H kare eşittir 4 ile şuradaki 9'un çarpımına, yani 36'ya. Demek ki H'ımız da 6. Bakın yüksekliği de biliyorum. Tabanları biliyorum. Yamuğun alanını da bulabilirim. Şimdi burada ikizkenar yamuğa ait bir pratik yöntem de var arkadaşlar. Onu da ben bir söyleyeyim. Aklınızda tutabilirseniz bununla da yaparsınız. İkizkenar üçgende yükseklik ile şuradaki uzun parçanın, yani 9'un çarpımı bizim alanımıza eşit. 6 kere 9, yani 54 diyebilirsiniz alana. Ha yok hocam, aklımda tutamam diyorsanız da zaten ne yapacaksın? Alt taban artı üst taban, yani 13 artı 5 18 çarpı yükseklik 6 bölü 2 de deseniz yine 54'e ulaşırsınız arkadaşım. Evet, yine bir ikizkenar yamukla muhatabız. A var, B var. A çarpı B'yi kök 59 olarak vermiş. X nedir diye bir soru soruyor bize. A çarpı B 59 olarak verilmiş arkadaşlar. Peki. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şuradan aşağı yine bir diklik indirelim. Şuradan da bir dikliğimizi yine kesik kesik indirelim. Şurası B'dir diyelim. Şurada da A eksi B bölü 2 kalır değil mi? A eksi B bölü 2 buraya. A eksi B bölü 2 de buraya yazabilirim. Sonra mecbur şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. H'ı bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Şurada bir Pisagor yazalım hemen. Nereye yazalım? Şurada yapalım. Kök 41'in karesi 41 eşittir. H kare artı A eksi B bölü 2'nin karesi. Eşittir diyorum buna. Şöyle yapacağım arkadaşlarım. Eşittir demeyeyim ya da. Bir tane de şuradan Pisagor yapayım bakın. Bir Pisagor da şuradan çakalım. Peki burada da yine h kare geliyor mu? X kare eşittir diyelim. H kare artı şuranın karesi. Şimdi burası da neye eşit? A eksi B bölü 2 ile B'nin toplamına eşit. Yani 2B artı B'ye döndü. A artı B bölü 2'nin karesi. A artı B bölü 2'nin karesidir diyelim. Şimdi biraz yukarıya kaldırayım ben. Şöyle bakın şimdi ne yapacağız? Buradan h kareyi yalnız bırakırsak 41 eşittir a eksi b'nin karesi bölü 4 olur. 41 bunu bu tarafa attım. Eksi olarak geldi. Eşittir h kare. Şimdi buradan da h kareyi yalnız bırakırsam x kare eksi a artı b'nin karesi bölü 4 de burası geldi arkadaşlar. Buradan da h kareyi çektim. Buradan da demek ki bunların ikisi birbirine eşittir dedim. Şimdi bu eşitlikten de x'i bulacağız birazdan. Tabii ki bize a çarpı b de çıkacak karşımıza muhtemelen burada hemen arkadaşlarım. Oradan da bulacağız artık. Şimdi düzenleyelim hemen. Şurayı bir şu x kare burada dursun. 41'i bu tarafa atalım. Şunu da bu tarafa alalım. Bakın neler oluyor şimdi. Bu buraya şurası artı olarak gelecek bu tarafa arkadaşlarım. Yani şöyle oldu. A artı b'nin karesi bölü 4 oldu. Burada da şu var. A eksi B'nin karesi bölü 4 var. Eşittir. X kare burada. 41 de buraya eksi geldi. Hadi şimdi bir de bunların parantezlerini açalım. Şimdi bölü 4 ortak olduğu için 4'ü paydaya yazdım ortak olarak. Şunu açıyorum. Birincinin karesi. İkincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi eksiyi açacağım. Birincinin karesi ama önünde eksi olduğu için eksi A kare. Artı ikincinin karesiydi ama önünde eksi olduğu için eksi b kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katının eksilisiydi değil mi? Bu arada eksi olduğu için eksi 2ab ama önünde eksi olduğu için artı 2ab. Eşittir x kare eksi 41. Bakın burada a kare b kare, a kare b kareler gitti. 4 tane ab kaldı arkadaşlar elimizde. 4 tane ab bölü 4 var hatta. Bölü 4'lerde giderse sadece a çarpı b eşittir x kare eksi 41 kaldı. Peki a çarpı b'yi 59 vermişti bize.
59, 41'i de bu tarafa alırsak artı 41 gelecek, eşittir 100 olacak. Demek ki 100 eşittir x kare. O halde x eşittir 10 geldi diyebiliriz. Direkt aklıma gelen ilk yöntemle yaptığım için arkadaşlarım belki biraz uzun gelmiş olabilir size. Hiç düşünmedim. Belki daha kısası da vardır bu sorunun çözümünün. Ama geçti gitti işte. Evet, geldik 7 numaralı köşe taşımızın ilk sorusuna. ABCD ikizkenar yamuk. Bakın, bir önceki köşe taşında öğrettiğim pratik yolla bu soruyu çözebiliriz hemen isterseniz. Şöyle, neymiş alan formülü? Şu yükseklikle yüksekliği soldan indirdiysem sağdaki parçayı alıyorum. Sağdan indirseydim soldaki parçayı alacaktım. İşte 6 ile bu 9'un çarpımı benim alanımdı arkadaşlar. Ama bu sadece ikizkenar üçgene ait bir özelliktir. Haberiniz olsun. Ve mutlaka yüksekliğin tam şöyle köşeden inmesi lazım. Bakın, bu 7'yi buradan indirirsen, şurası 2 iken buraya da 2 dediğinde işte şurası 10 oldu bakın. Şimdi alanı bulabilirsin. 7 çarpı 10 diyebilirsin. Yani şu durumda 7 çarpı 8 desen 7 kere 8 56, bakın şıklara koymuşlar ama değil. 7 çarpı 10 olacak, yani 70 olacak dostum. Çünkü yüksekliğin köşeden inmesi lazım. Tamam mı? Ya Denizli'den ya Ceyhan. Üçüncü soruya bakıyorum. Yine bir ikizkenar yamuk görüyoruz. AD BC'ye eşit. Tamam, onu gördük. İkizkenar yamuk. CH'ı 8 vermiş. Buna göre alan ABC nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi bu seferki ikizkenar yamuğumuzun köşegenleri dik kesişiyor. Notlarınızın arasına alın arkadaşlarım. Eğer ki bir yamuk hem ikizkenar hem de köşegenleri dik kesişiyorsa alanı yüksekliğinin karesidir. Yani 8'in karesi 64'tür dostlarım. Çünkü bu durumda bunun yüksekliği orta tabana eşit olur dostlarım. Orta tabanla yükseklik eşit oluyor sadece ikizkenar yamukta ve sadece köşegenler dik kesiştiği takdirde. Alan dediğimiz şey de orta tabanla yüksekliğin çarpımıdır dostum. Dolayısıyla 8 çarpı 8 gelir diyebiliriz. Evet. Burada da bakın, işi tersten sormuş. Biz pratik olarak x ile 12'nin çarpımının alan olduğunu biliyoruz. Yani 72'ye eşittir. Demek ki x'in 6 olması gerekir diyebiliriz kardeşim. Evet, 7 numarada tamamdır. Geldik 8 numaralı köşe taşımıza. Dik yamuk görüyorum burada da dostlarım. Dik yamuk bizim dik üçgende de çok karşımıza çıkıyor ki ÖSYM son zamanlarda yeni nesil soruların hepsinde işte bu elektrik direğinin kırdığı bir soru var hatırlarsanız. Ne bileyim, ağaçları deviriyoruz bazen. İşte merdiveni deviriyoruz, devriliyor. Merdiveni duvara dayıyoruz gibi bu tür yeni nesil sorularda dik yamuk sorularıdır diyelim. Hepsi dik üçgenden çözülür ki dik yamuğun 100 sorusunun 90'ında arkadaşlarım şu C'den aşağıya bir diklikte biz indiririz. 2 burası, 6 burası, x eksi 2, burası da x. Ve bakın, şu dik üçgen bize soruyu çözdürür ki 6 size kopyayı versin. 6, 8, 10 olabilir mi diye düşünün. X'e 10 olduğunda burası 8 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x 10'dur. Yapıştır gelsin. Hemen bir tane daha sorumuz var. AB, AD'nin 3 katıymış. Bunu da konuşacağız. Önce şunu bir yapalım. Şuradan dikliğimizi, klasik hamlesini yapalım yamın. Buna H dersem burası da H. Şurası 3 katıymış. 3H. O zaman şurası 3H eksi 3'tür diyebilirim. Hemen şimdi 13 bize kopyayı versin. Bakalım 5, 12, 13 oluyor mu diye düşünelim. Bu durumda H'a 5 desek. Burası gerçekten 12 oluyor mu? 3 kere 5, 15. 3 çıktı. Evet, gerçekten 12 oluyor arkadaşlarım. Demek ki yamuğun alanını soruyor bana da. Alt tabanım 15. Üst tabanım 3. Topluyordum bunları. Bölü 2 çarpı yükseklik. 15 ile 3'ün toplamı 18. 2'ye böldüm. 9 çarpı 5'ten Adana'yı işaretledim Gobeller. Evet, üçüncü sorumuz. Yine alanı soruyor. Yine bir dik yamuk. Hemen hiç düşünmeden şu C köşesinden aşağıya dikliği indirelim. Dikdörtgenden bu 6, bu 9 ve bakın diklikten diklik indiği için Öklit'i çakalım. 6'nın karesi 36, 9 çarpı 4'tür diyelim. Buraya 4'ü yapıştırdım. Şimdi alan. Alt taban artı üst taban. Yani 9 ile 4'ün toplamı 13 alt tabanımız. Üst tabanımızda 9 toplarsak 22 çarpı yükseklik bölü 2'den 11, 6 kere 11 de Edirne'den geldi cevabımız. Son sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz.
ABCD dik yamuk. Alfa 2 alfa muhabbeti görüyorum hemen. Şuradaki Z harfinden şuraya da bir alfamızı yazalım biz. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik yine indirelim. Şurası da 8. O halde burası 6 olsun diyelim. Başka 10 olduğuna göre alan ABCD yamuğunda alanını soruyor bize. Şimdi yine alfaya 2 alfa muhabbetimiz var. O zaman biz yine şu birkaç köşe taşı önce yaptığımız hamleyi burada da yapalım arkadaşım. Yani şuradan şöyle bir doğru çiziyorum. Bu doğrunun özelliği ne? Şuradaki alfa ise bu açıyla alfa olarak bölmesi ki şuranın ikizkenar çıkartmaya çalışıyorum. Sonra alfa alfa daha burası 2 alfa yaptı. Bakın burada da bir ikizkenar çıkarttım hemen. Şimdi ikizkenarsa şurası da 10. Burası da 10 oldu dostum. Sonra hani bu yükseklik kenarortay olacağı için şurası da 6 oldu. Ve burası 16 ise şurası da 16 geldi. Artık bakın tabanımız ne yaptı? 12, 10 daha 22. Üst tabanımız 16. Toplarsak 38 çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2. Şunları sadeleştirelim. 19 kalsın. 8 ile de 19'u çarpacağım. 80. 8 kere 9 72. 152 yapıyor. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet arkadaşlarım, ilk 8 köşe taşını böylelikle gömmüş olduk. Şimdi burada bir duralım. Bir sonraki videoda da kalanları halletmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.